doktor olsan nasıl bir doktor olurdun? Ben mi? Bilmiyorum, sence? Aç sırtını. Sana soruyorum yani. Aç sırtını. Aç ağzını aç. Öyle derdim. Doktor olsaydım. Aç benim ağzını sen. Ağzını bir aç. Mesela herhangi bir hastan geldi. Ne yapardın? Bakardım, ne yapacağım normal doktor gibi bakardım. Hastayı dövecek halim yok herhalde. Sen nasıl olurdun parımı? Sen bir hostes olsan. Ben zaten hostes olsan derdik ne içeceksin? Kahve. Sen bir şey içme. İki dakika kendini söyle. Çabuk söyle bak uçuyoruz. İşte onu anlatıyoruz. DJ olursa, olsaydık da bu aralar herkes DJ ya. Ondan bahsettik. Biz de DJ olsaydık hani atarlı olurduk. Hani böyle herkes bir DJ oluyor ya. Atarlı olurduk sizin biz de. Sizin olma hevesiniz yokmuş. Olanlara hayır, lafınız bizde var. Böyle bizim şey hevesimiz var. Olsaydı zaten DJ olurduk. Olanlara göndermeyelim. Evet, evet. Biz de bundan anladım. Bahsediyoruz yani. Anladım, DJ anladım. Olsaydı böyle olurdu diye. Atarlı olurduk orada da. Çalmıyorum. Çok zor anlattık. Çalmıyorum. Çalmıyorum. Benim hakkımda kim ne derse desin. Kim ne demişse eskiden. Ama şu anda olmaz. Beni tanıyor mu? Hiç tanıyor. Umurumda olmaz. Ben şu ana bakarım. Aynen. Sen zamanında çok kötü şeyler söylemiş de olabilirsin. Yok söylediklerimi ama, söylüyorum. İzlemiyor musun? Arkadaşım evine gittiğinde ne söylediğimi izliyorsun sonuçta. Ya yıldızın barışmıyordur bir insanla. Bir hareketi sana gıcık geliyordur. Sevmiyorsundur ama bu benim dedim adayların adını veriyorsun dedim. Baya baya tartıştım. Gizli gizli konuşmadım ki. Gizli konuştuğumda zaten ekranda var. Onu da olabilir her ya. Ne izliyor yani? Baştan sonuçta anlaşamayıp sonradan anlaşabilirsin. Yani bana sana bir şey söyleyeyim mi? Düşman değil. Ya da anlaşıp sonradan aksine başında anlaştık. Biz yani sonra bir en azından sıkıntı tartışmadan dostluğa geçmek, dostluktan tartışmaya geçmektense daha iyidir daha bence. İyi. Evet. Evet, aynen katılıyorum. Tabii. Ben biriyle tartışıyorsam ve kavga ediyorsam bu evde gerçekten bir yanlışını görmüşümdür ve dışarıda başka, içeride başka davranamam. Ya da arkadaş olup bir şey paylaşamam. Şu an ne paylaşabilirler mesela? Başkalarının dedikodusunu yapmak dışında ne paylaşabilirler? Hiçbir şey. Kendi hoşlandığın adayla ilgili. Sen şimdi birinden hoşlansan bana ikimizin de aynı kişiden hoşlandığını düşünsene ne paylaşabiliriz? Beraber o bana böyle yaptı, bana da böyle yaptı diye mi anlatacağız? Mutluluğumuzu mu paylaşacağız? Evet, ya da beni saçma şöyle reddetti, seni şöyle kabul etti diye mi? Sen Kırmızı Oda'da ne konuştun? Ben bunları konuştum. Sen ne konuştun? Aa, aynı kişiyle. Aynı dedi, söyleyebiliyor musun? Allah'ım yarabbim. İlginç yani. Enteresan. Ya. Bana çok enteresan geliyor böyle şeyler, bilmiyorum. Tamam, belki ikisi de Onur'la bir şey yaşamadı. İkisinin de arasında bir yok, şey bu yaşamakla yaşamadı. Alakası olmayan bir şey ya. Yaşanmışlıkla alakalı değil. Adaysın sonuçta. Adayken daha çok çekişme olmaları lazım ben aralarında. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Geçen hafta Kırmızı Odalar'da Yağmur'la Varım'a Onur'u çağırdı ya. Evet. Onur geçen hafta kimseyi çağırmadı. Aynen. Acaba bu hafta onlardan birini çağırır mı? Bilmiyorum. Evet ya. Sence kim kimi çağırır? Bence Onur ikisini de çağırmayacak biliyor musun? Eğer çağırma hakkı varsa yine onu kullanır. Eğer çağıracaksa da bence Didem'le dertleşebilir. Didem'le dertleşebilir. Tuğçe'ye akıl verebilir bazı konular evet, hakkında. Evet, yakın oldukları onun için. Onun zaten mantıklı olan buydu. Bence geçen hafta da aynı şeyi evet, yapmalıydı. Çok iyi yaptı. Kendisi de bazı algıların yolunu açtı demek ki. Farima burada dedi, o da öyle mi olmasını istiyor acaba diye. Hmm. Hatırlıyor musun burada dedi ki dedi ya benden hoş ben de anladığım kadarıyla benden hoşlanıyor dedi Onur. Evet. O sonra Farima da kalktı burada dedi ki demek ki o öyle olmasını istiyormuş dedi. E gerçekten öyle olmasını mı istiyor acaba da? Bu evde bir algı olacağını biliyor. İlk aklına gelen benim niye aklıma bir başkası gelmedi? Çünkü tamam hani bir şekilde sen Tankut'u mu çağırmıştın? Konuş. Ben Akın'ı çağırdım. Ha, sen konuşmak için Akın'ı çağırdın. E bizim Kemal'le aramızda bir şey yok. Burada bağırıyoruz yakın arkadaşız eğleniyor. Ben Kemal'i çağırdım. Ki o bile farklı yerlere çekilebiliyor. Ama senin Onur'la ne arkadaşlığın var? Ne gibi bir paylaşmışlığın var? Ya da beraber gülüp eğleniyor musun ki? Kırmızı Oda'ya onu tanımak için çağırıyorsun. Bence de. Ama Onur da buna izin verdi işte. Ama gitmemek gibi bir şeyi yoktu. Yoktu evet ama tahminlerinde o da Farima çağırmıştır, Yağmur çağırmıştır ve öyle bir şeyler Farima, söyledi. Evet ilk tahmin Farima doğru bilmiştir. Dedi. Farima çağırmıştır demişti. Evet. Ben onu unutmuşum. Ve birlikte vakit geçirmemek için de tam tersi bir seçenek sunabilirdi. Hani Farima'nın çağıracağından emin olabilirsin ama birlikte vakit geçireceğini biliyorsan Farima çağıracak demezsin. Demek ki o da birlikte vakit geçirmek istemiş. Spor yaparken de çok birbirlerine destekliler. Spor eşi oldular. Ben mesela yanlış anlaşılmasın diye böyle sorunlar yaşayan biriyle gidip hemen eş olamam. Hele yeni geldiysem hiç olamam. Hele bir de tanımıyorsam hiç olamam. Sen iste, kısmetse olur. Sen iste.
yeter ki sen kısmetse olur.